Bahçeli'nin bu açıklamaları önemliydi. Çünkü Cumhur İttifakı evet yerelde bitti diye biliniyordu. Genelde devam eden bir ittifak vardı ama ardından ne olacağı çok merak konusuydu ve hafta arasında bir buluşma gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli arasında ve Bahçeli'den de hakikaten de çok önemli ve fedakarca bir açıklama geldi Sayın Gülerce. MHP'nin kararı ve Bahçeli'nin tutumu. Bir defa evet ayakta alkışlanacak bir konuşma bu. Hani zamanımız daha çok olsa en az bir 5 dakika daha bu konuşmadan versek yeridir. Sayın Bahçeli gerçekten bu Cumhur İttifakı'nın ruhunu, özünü çok güzel anlatıyor. Siyaset üstü bir duruştur bu. Biraz sitemkar da konuştu. Bence iyi de yaptı yani. Bu manada Cumhur İttifakı'nın anlaşılması lazım. AK Parti tarafından da. Burada belki imal ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'ni de söylememiz lazım. Onlar zaten hiç bu işin uzağında kalmadılar. Şimdi 24 Haziran'da seçimler oldu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Bunun meclisten geçmesi, referandumdan geçmesi hep Sayın Bahçeli'nin bu devleti ve milleti rahatlatan duruşuyla oldu. Bunu çok önemsememiz lazım. İleride bunlar hep yeni nesillere anlatılacak. Kim ne yaptı, kim nasıl durdu, nerede durdu? Bir önemli vurgu yaptı. 3 ilde İstanbul, Ankara ve İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermeyeceğiz dedi. Devamında da ilginç bir yaklaşımı var. Yani insanın aklına şu gelir tabii. Yani bu 3 büyük şehirde aday göstermeyeceksiniz ve AK Parti kime aday gösterirse isim önemli değil, biz onu destekleyeceğiz diyor. Peki başka yerlerde nasıl olacak MHP'nin? Evet, merak konusu bu şimdi. Değil mi? Ona da aslında bir açıklama getiriyor. Diğer her yerde adaylarımız vardır. Adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir. Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP diyor o, İyi Parti, İyi Parti ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar, biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Mesela bir yerde bu CHP, HDP, İYİ Parti bir ortak adaya yükleniyorlar. Evet. MHP orada aday göstermiş ama oradaki geçmiş seçimlerdeki oy oranları belli. Onun ifadesiyle Zillet İttifakı'nın adayı kazanmasın diye orada da bence AK Parti adayına bir destek olacaktır. Mesela bu beklenen yer Adana. Şimdi açıklanmadığı için onlara bir şey demiyorum. Kulisler bilgisine göre Adana'da AK Parti aday çıkarmayabilir mi şeklinde çok dile getiriliyor bu durum şu anda. Çünkü Hüseyin Sözlü MHP'nin adayı. Şu anda MHP'de zaten Adana. Acaba AK Parti olarak da aday çıkarmayabilir mesela mi? Mesela şu da önemli. CHP, İP, HDP, FETÖ ve PKK boş durmuyor. Şimdi bu ifadelerine çok bozuluyorlar muhalefet partileri. Ya kutuplaşma yapıyor diyor. Ya sen HDP ile birlik oluyorsun, kutuplaşma olmuyor da Cumhur İttifakı mı kutuplaşma oluyor? Bu ayan beyan ortada bir şey.